özellikle Hakk'a yürüme erkanların gerçekten bizim yol pirlerimizin tarafından çok derinlemesine tartışılarak, konuşularak bunun bir zemine oturtması gerektiğini, Alevice olması gerektiğine inanıyoruz. Şimdi her inanç kendi ritüellerini, kendi inancı noktasında yürütür. Örneğin bir işte camideki Sünni inançtaki bir insanın kendi işte Hakk'a uğurlama ya da cenaze erkanı dedikleri o erkanı kendi inancına göre yürütürler. Doğaldır, onlar için öyledir. Ya da bir Hristiyan kilisede kendi erkanını yürütür. Ve inancını da böyle yürütürler. Yani camideki inanç ya da kilisedeki sinagogdaki inancı yürüttükleri gibi de cenazedeki ya da Hakk'a yürüyen bir canın erkanı da o inanç gereği ona yakın bir şekilde yürütürler. Oysa bizim cemlerimizde özellikle yani cem erkanlarımızdaki o deyişlerimiz ve dile getirdiğimiz gülbenklerimiz ya da saz eşliğinde yapılan o ritüelimiz aynı zamanda da Hakk'a yürüme erkanında da uygulanması gereken bir uygulama olduğunu inanıyoruz. Ki öyle de olmalı. Aksi takdirde biz aslında kendi gerçekliğimizden de biraz kopuyoruz diye düşünüyorum. Bir tarafta onun kutsiyetini ya da kendi inancımız gereği işte bağlamanın, deyişlerin, o derin tınısının aslında derinlikteki o manasını dile getirirken ama kendi inancımızın bize yüklediği yükümlülüklerden de kaçarak aslında bir yönüne de takkiye de yaparak onu çok açık ve net söyleyebiliriz. O gerçeklikten kaçarak farklı bir inancın bize aitmiş gibi sunulması gerçekten çok kabul edilir bir şey değil. Bu anlamda Türkiye Alevi Hareketi'nin de gerçekten buna ilişkin hem Türkiye hem Avrupa Alevi Hareketi'nin bu konuya ilişkin yani yola ilişkin bugüne kadar gerçekten farklılığa uğramış, asimile edilmiş yanlarımızın da tartışılarak çok hem inansal boyutu, yol boyutu hem gerçekten bunun yüklenme boyutu bir şekilde tartışılarak bunun bu topluma daha sağlıklı, daha özüne uygun bir şekilde aktarılması gerektiğini anlıyoruz. Burada eksik kalıyoruz. Yani örgütlenme olarak küçük eksiklerimiz var. Elbette bizim de eksiklerimiz vardı. Yani Avrupa'da Avrupa Alevi Hareketi'nin de eksikleri vardır buna ilişkin. Ama bu eksikleri gidermek adına bir çalışma içerisinde olduğumuz gerçeğini de biliyoruz. Bunun farkındayız aslında. Yine bugün geldiğimiz nokta itibariyle özellikle Türkiye açısından aldığımızda aslında köklerimiz burada. Yani Aleviliğin yaşanması, geliştirilmesi bu topraklarda. Yani elbette ki biz bugün orada göçmen olarak yaşayan aslında buradan bir sebepten dolayı başka işte ülkelere ya da Avrupa'ya göç eden bir Alevi inancına yol erken noktasında ona ikrar vermiş insanlarız. Ama kökümüz burada. Yani köklerimizin, ocaklarımızın ve bu yolun aslında yürütülmesi gereken alan daha doğrusu bu yolun aslında sahipleri Anadolu topraklarındaki yaşayan bu kadim insanlardır ve bu anlamıyla da bizim buradaki bu topraklardaki bu yolun asimile olmaması adına ciddi anlamda mücadele etmemiz gerektiğini burada bir eksik